Pof pof pof. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz efendim. Ne demiştik? Yiğidin harman olduğu yerden Samsun çarşambadan. Şimdi öyle dersek bir dakika. Bizim geldiğimiz yerde harman değil mi? Efendim elbette yani Niksar. Evet. Sevdiğimiz bir Kütahya. Çarşamba'da Erbaspor yenmiş bu arada. Siz Kütahya'da yaşadınız babanın mı? Orada mı doğdunuz? Babamın görevi nedeniyle orada emeklidir kendisi memur. Orada doğdum. 4 sene yaşadım. Köken Ankara. Köken Ankara. Doğum, çıkış. Çıkış Kütahya. Yayılmış çeşitli illerde. Çeşitli iller. Yani her memur çocuğunda olduğu gibi. Onun memleketlerden de bahsedersek efendim. Massachusetts benim. Massachusetts. Ankara'yı biliyorum gayet güzel bir şekilde. İzmir'i biliyorum ki efendim zaten hani tahmin edilebilir. Evet, doğrultuda. Güzelliğinden anlayacağımı söyleyelim. Ama çarşambadır. Güzeldir. Efendim 7600 puan. Burak Bey 4 saniye arttırarak 2 saniye farkla, özür dilerim 3 saniye farkla Murat Bey'i 2. sıraya iteledi. Yapacağınız şey 7600 puanı yakalamak, sonrasında da bir 5 saniye arttırmaktır. Çok fazla risk almaya gerek yok. Hali hazırda 22 tane harf alarak bu işi halledebilirsiniz. Anladım. 14 tane soru. Ama bayağı zormuş yani. 22 tane. Bana bırakın onu. Eyvallah. O hesabı ben tutarım. Tamam. Tamam mı? Siz sorulara odaklanın. Başlayalım mı? Başlayalım. Haydi gelsin. Sadi Bey'in ilk sorusu efendim. 4 harfli bir cevabı arıyoruz. Bilardo'da masanın oyun sınırlarını oluşturan kenarlara verilen ad. Harf alayım. Yapmayın yahu. Bilardo'da kenarlar işte. Band. 3 band bilardo. 300 puan değerinde. Bravo Sadi. Bence çok kötü bir başlangıç. Vallahi bence güzel. Yani bir harf alınmadan da cevaplanırdı. Öyle bir kahvehane kültürü falan. Yok hiç gitmedim bilardo'ya. Hatta ya, sonuncu oldum neyin peşindeyim. İskambil. İskambil bilirim. Kağıt oyunları biliyorsun. Evet az. Çok güzel. Buyurun efendim. Genel bir tabir. Şöyle sorulmuş. Birçok iskambil oyununda astan sonraki en güçlü kağıt, resimsiz kağıt. Özür dilerim onu atlamışız. Onlu? İşte o kadar. 400 puan değerindedir, 700 olur kasa. Biraz da şu hani asık suratlı, efendime söyleyeyim kiraz vişne, o tarz bir soru gelecek karşınıza. Gelsin de görelim. Neymiş? Akışkan susam. Sadi Bey. Pekmez. Harf alayım. Pekmez. Likit susam. Yok. Ne? Pekmez. Tahin. Tahin ha. Hep karıştırmayalım. Harf alayım. Azıcık bir saat düşünelim ya. Hayır. Buluruz bunu. Ya susamın. Onu karıştırdım da ekmeği evet. Bandım içine. Tahin. 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 300 puan tamam, değerinde tamam. 1010'du. Tahin kadar. Evet. Tahin dedim. Şimdi şu anda birinci sırada olan Burak Bey ilk 3 sorusuna cevap verdiğinde 1100 puandaydı. Yalnızca 100 puan geridesiniz. 1000 puandasınız efendim. Çok da sık görmeyiz yani 3 soruda 1000 puanı, 4 tane puanları yakalayalım. Gayet güzel gidiyorsunuz, hiç merak etmeyin. Buyurun 5 harfli cevapların sonuncusuna. 4. sorudur. Der ki, emekçi özellikle de işçi kesimiyle özdeşleştirilmiş bir kıyafet. Parka. Parka işçi kesimi değil şimdi. İşçisin sen işçi kan. Tulum. Tulum iyi dedi tulumla. 500 puan değerinde 1500 oldu kasa. Sabit. Hiç yalnız baktı ettiği yok ha. Burak Bey'in güzel yardımları ama zaten bilirdiniz. Değil mi? Tabii canım. İkinci tercihiniz de zaten aynen. Tulum yönündeydi. Sokak jargonuyla aramız efendim. İyi. Kitap yazacak bize. Yok. Buyurun. 6 harfli tek bir kelime. İlk 6 harfli cevabımızın sorusu. Argo. Argo'da işine gelirse, beğenirsen veya inanırsan, güvenirsen anlamlarında kullanılan bir söz. İple kuşak. Yersen. Yersen. Tebrik ediyorum. 600 puan değerinde değil. Arkadan gelen vay be nidasını duymuşsunuzdur zannediyorum. Yarından yapıyorlar. Şimdi 2012 yılına damgasını vuran sorulardan, konulardan biri. 6 harflidir, tek bir kelimedir efendim. Şöyle sorulmuştur. Ülkemizde 2012 yılının internette en çok aranan ünlü ismi. Ahmet Kural. Şey mi? Yerli mi bu? Yerli. Yerli. Ünlü ismi. Ülkemizde. Harf alayım. 6 harfli tek bir kelime. Çok güzel oldu. Hür. İkinci kişi kimmiş biliyor musunuz? Kim? Mustafa Ceceli. Hemen arkasından Tarkan, sonra Halil Sezai, 5. sırada Murat Boz var. 1. sırada kim olabilir? Hadise. Hadise 500 puan değerinde. 2600 kasa 2 dakika 48 saniye var hala.
Buyurun efendim. Kaynak yanlış olabilir yalnız İhsan Bey. Olabilir. Vallahi Google'un araştırması bu yönde ama bilmiyorum. İki kelimeden oluşuyor. Yedi harflidir. Şöyle sorulmuştur. Gelsin. Diyor ki bir gruba yeni katılan ve nitelikleriyle fayda sağlayan kişi. Mecazi bir tanımlama. Metaforik bir tanımlama. Harf alayım. Buyurun. Burada harf alınır. Bir anda akla gelmez. İyi kene. İki harfli mi? İki kelime. İki kelime. Kene dediler ya, oradan bir yapışkan devam edelim. Yapmaz. Yapışkan özelliğinin dışında başka bir şey daha var. Yorganda kene var, kopar kopar gene var. Harf alayım. Yorganda kene var, kopar kopar. Yorganda ne? Taze taze simitler geldi. Toz. Yani gruba katılan... Taze. Tozu. Ve kuvvet veren. Tuz. Spartaküs. Harf alayım. Spartaküs şey, diyorlar. Evet. Geçen Kızılay'a gittim. Bir torba. Piri Reis'ten hatırlatıyorsun ama sadece. Kartelden söylerim. Tozikot. Kartel diyorlar. Kazı. Harf alayım. Bir tane daha mı? Acil bir hasta için. He, tozikot. Ha. Taze kan. Taze kan. Acil bir hasta için. Acil hasta için ne lan? İki bin acil hasta için. Çok ne oldu? 7 soruyu bitirdik efendim. Tam ortasındayız yarışmanın. Gayet de güzel. Puandayız. 7 harfledir. Tek bir kelimedir. 2900 puandasınız. Gayet rahat bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Kaça varır biliyor musunuz? 9000'e varır. Daha önce 9000 dedim mi bunun içerisinde? Demedim. Rahatsınız yani. Buyurun geliyor. Çok da kolay bir soru. İşte ekmeğini sudan çıkaran kişi. Bir sürü var da. Balıkçı. İlk akla geleni balıkçı. 700 puan değerinde. 3600 oldu kasar. Şimdi buna dikkat. Harf alırsanız beni üzersiniz açıkça söylüyorum. 8 harfidir tek bir kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Yeşilçam'ın efsane aktörlerinden birinin yarattığı akım. Kadirizm. Kadirizm 800 puan değerinde aldık başımızı gidiyoruz. Şimdi efendim biraz yavaşlayabiliriz çünkü 1 dakika 47 saniye var. Süreyi kullanalım. Harf almak. Kaç soru kaldı? 5 tane soru kaldı. 1, 8, 2, 9, 2, 10 harfli cevap. Düşüne düşüne rahat rahat. Gelsin de görelim. İki kelimeden oluşuyor, bazen birleşik de yazılıyor. Müşterilerini ızgaranın yanında ocakbaşı ağırlayan bir kebapçı türü. Ne demiştiniz? Ocakbaşı. Ocakbaşı, 800 puan verildi. Kolay geldi, şu sorularına. Buna müdahale etmek lazım. Severiz değil mi Burak abi? Severiz değil mi ocakbaşı? Evet, evet, her zaman, her zaman. Yalnız hakikaten 9000 oluyor. Ales'te 91 kolay bir şey değilmiş demek ki. Yok ama buradan çok zor ya. Orada daha kolay. Evet. Burada daha mı kolay? Evet. Valla gayet iyi gidiyorsunuz. Ama sorular bize. Yani. Her zaman sorular bir şey değil. Gelsin efendim. 8 harfli 2 kelime dil bilgisi. Türkçe neti kaçtı efendim KPSS'de? Türkçe netim iyiydi herhalde. Hatırlamıyorum top yani İdir netleri hatırlamıyorum. Gelsin. Ella. İki kelime. Çift Haseki Paşa. Fıstıkçı Şahap olarak da anılır. Evet. Formülünün sessiz harflerine verilen ad. Anladı. Birisi anladı. Verilen ad. Toplamın evet. Ama. İki kelime. Sert. Sert. Sessiz. Sert. Sessiz. Harf alayım. Sert. Buyurun. Sert ünsüz. Sert ünsüz. 800 bu da sert sessiz diyor. Sert sessiz ünsüzden. Sessiz ama derinden. Buyurun ama derinden. İki kelimeden oluşur. Yine bir söz dizisidir. 9 harfli cevapları bitirecek olan sorudur. Gelsin efendim gelsin. Diyor ki sivil itaatsizlik, aktivizm, grev, boykot ve protesto püskürtücüsü. Çabuk koy. Resmi görevli bilim. Sadiston biberi gazı. Sadi... Nasıl? Bilmiyorum. Harf alayım. Sadece alışkınsın olursa söyleyeyim ben. İşte biber gazı abi. Harf alayım. Aman efendim. Ha. Biber gazı. Yapıştırın. Biber gazı. O kadar çok kullanıyorlar ki stoklar tükenmiş. Bravo Sadi. Bravo Sadi. Bravo Sadi. Bravo. Ne yapalım? Dalga geçmek için söyledi. Doğru cevap çıktı. 6700, 8700 olacak. Tek bir kelimedir. 10 harfli cevap. Gelsin mi? Sondan bir önceki soru efendim. Bir taraftan da tamam, inceden rekora gidiyoruz. Hı? Görelim. Oğlum soruyu ben görmedim. Dürtüsel hırsızlık. Hı. Yabancı kökenli bir kelime her dilde var. Harf alayım. Buyurun. Bu söyleyeyim. Bir hastalık gibi evet. Şeyim bu. O bir şey iji ama. İji mi acaba? Fobim. Harf alayım. Buyurun. Sadece bunu hayatta bilemez ya. Harf alayım. Ben buldum. Arka taraf bulmuş hakikaten Kart ama alayım. Moralinizi bozmayın. Bak Piri Reis örneği vereyim mi sana? Süpermen'e ne dokunuyordu? Krem.
Krem mi? Krem mi? Kripto mu? İtalyanlar kuvvetli değil adam. Devam. Bir harf ben daha. Bir harf alayım. Bir harf daha. Oğlum sus lan. Kripto money. Money mi? Hayır. Kripto mu? No. Kravat. Harf alayım. Yani onun kravatı da bu oldu. Dur. 17 saniye kaldı. Şimdi ne derler? Monik mi derler? Hani ruhsal hastalığı var. Monik demezler hocam. Manik. Kleptomani. Kleptomani. Bravo. 400 puan değerinde. 7100 kasa. Kaç harf alacağım şimdi? 7100 puandasınız. Yalnızca 500 puana ihtiyacınız var. İttire birinci olarak. 1000 puan kazanabilecek durumdasınız. 5 harf alabilirsiniz istiyorsanız. Ve işin güzel tarafı nedir? İttire, bu ittire diyor, sizin sözcüklerden biri. Şey. Ellam gibi. Ha. Havar gibi bir şey. Oo. 10 harfli ne olabilir acaba? Ne? Çok net. Çok net. Hadi biz gidelim. Ben de buldum yani. Çıkalım mı? Şimdi onlar düşünsün. Sığdırabilseydim çok istiyordum bu soru yapmayı ama ne yazık ki olmadı. Fakat sözlüğü açtım. Hakikaten böyle bir tanımlama var. Noktasına virgülüne dokunmadan Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünden aldım. Sizdeki hali gibi değil ama işin içerisinde mastarları falan sokup şöyle bir soru yaptık. Tamam. Buyurun. Son soru mu bu? Son soru son cevap 5 harf alabilecek durumdasınız. Birini al direkt. Yüzüne karşı gereğinden çok övme, koltuklama. Harf alayım. Buyurun. Ben buldum. Harf alayım. Al. 3 saniye kadar durdurduk. Pohpohlama. Poh. Mu? Peh. Yani? Pehpehleme. Pehpehleme 700 puan değerinde. Pehpehleme miymiş o? Vallahi öyle. Daha doğrusu pehpehlemekle pohpohlamak eş anlamlı kelimelermiş. Hadi ya. Evet. Peh. Üçlemesi hatta dörtlemesiyle birlikte zaten farklı bir minvalde devam ediyor. Yani kimdir efendim şampiyon? Sadi. Estağfurullah. Bir arkadaşlar iyi artık. Lan bırak. İttire şampiyon yaptık adamı.